Taha suresi 38 şeytanı Allah'a sınırım. Hani annene vahyolan şeyi vahyetmiştik. Babana değil, annene. İsa aleyhisselamın annesi var. Mehdi'nin de babası Mehdi küçükken vefat edecek. O da yetimdir. Kur'an'ın için hep anneye dikkat çekmiş. Bu Mehdiyete yönelik bir işarettir. İsa aleyhisselamın annesine, Mehdi'nin annesine dikkat çeken bir ayet. İşare anlamda. Onu sandığın içine koy. Burada geçen her kelime mutlaka bir işaret, bir şifre, bir anlatım içerir. Yani Allah gereksiz yere hiçbir şekilde detay vermez. Onu sandığın içine koy. Demek ki bu sandık ahir zamandaki sandığa işaret ediyor. Yani Hazreti Musa'nın kutsal sandığı. Zaten bu sandık da o sandıktır. Hazreti Musa bu sandığın içine konmuştur. Sonra o sandık saklanmıştır, muhafaza edilmiştir. Sonra o sandık altınla kaplanmış. Sonra kutsal sandık olarak yine görevini devam etmiştir. Şu anda da devam ediyor görevini. Ahir zamanda bulunacak inşallah. Sandığın içine koy. Yani demek ki kutsal olan şey o sandığın içine konuyor. Hazreti Musa kutsal, onun içine konuyor. Kutsal emanetler kutsal, o sandığın içine konuyor. Suya bırak. Demek ki Mehdiyet, Mehdi de, İsa Mesih de suya yakın olacaklar. Evet. Dağda bile Hazreti İsa doğduğunda su kaynağı var. Annesi onu doğurduğunda bir su kaynağının kenarına geliyor annesi. Su kaynağının yanına doğuruyor. Suya bırak. Mehdi de İsa da hep suya yakın olacaklar. Buna işaret var. Suya bırak. Suya bırak aynı zamanda kadere teslim ol anlamına da geliyor. Yani Allah'a teslim ol. Kendini bırakmak. Suya bırakmak demek. Allah'a tevekkül edip kendini bırakmak. Suya bırakır gibi. Sahile o nereye götürürse. Mehdi de kendini Allah'a bırakır. İsa Mesih de kendini Allah'a bırakır. O Cenab-ı Allah onu nereye götürürse. Tam teslim olur. Bu tam teslimiyetin ifadesi olan bir ayettir. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır, Deccal. Yani o devrin Deccali bu. Ama ahir zamana bakan Deccal'dir. Yani Mehdi'nin düşmanı olan Allah'ın da düşmanıdır. İsa Mesih'in düşmanı olan Allah'ın da düşmanıdır. Kur'an ona işaret ediyor bak. Onun da düşmanı olan benim de düşmanım olan diyor bak. Benim de düşmanım olan Cenab-ı Allah diyor. Benim de düşmanım. Onun da düşmanı olan biri alacaktır. Deccal alacaktır. O sandığı alacak. Farkına varmayacak. Deccaliyet demek ki tuzağa düşerken farkına varmıyor. Bilmiyor. Yani öngörüsü olmadığı için tahmin edemiyor. İlk çekirdek safhasında Mehdiyet'in fark edilmeyeceğinin delili. Firavun gibi uyanık, şeytani uyanıklığa bir sahip birisi devrin Mehdi'sini fark edemiyor. Ta en küçük, daha yeni doğmuşken fark edemiyor. Gençliğini de fark edemiyor. Bu Mehdi'nin fark edilememesine, İsa Aleyhisselam'ın fark edilememesine de işarettir. Hazreti Yusuf da biliyorsunuz kuyudan çıkarıldığında fark edilmiyor. Kardeşleri de fark edemiyorlar. Yani Mehdilerin fark edilemeyeceğine dair Kur'an ayetleridir bu ayetler. Ne kardeşleri fark edebiliyor Yusuf Aleyhisselam'ı, ne de onu kuyudan çıkaranlar, ne de evinde kaldığı insanlar fark edemiyorlar. Ama son zamanlara doğru kadınlar bir fevkalade olduğunu anlıyorlar. Allah'ı tenzih ediyoruz diyorlar, şeytanın Allah'sını. Bu ancak bir melek olabilir herhalde diyorlar. Üstünde bir fevkalade olduğu anlaşılıyor ama tam de anlamını çıkaramıyorlar. Yani görevini tam anlayamıyorlar. Yani bir fevkalelik olduğunu anlıyorlar. Mehdi'de de halk bir fevkalelik olduğunu anlayacak. Yusuf'ta olduğu gibi. Ama tam teşhis edemeyecek. Yani bir fevkalelik var diyecek. Bir olağanüstü.
Normal üstü bir şey. Ama tam teşhis edemeyecek. Çok sonra. Bak benim de düşmanım diyor Allah. Onunla düşman olan biri alacaktır. Mehdi'ye düşman olanlar Allah'a da düşman oluyor. İsa Mesih'e düşman olan Allah'a da düşman oluyor. Bunu her yerde görüyoruz. Hep böyle saldırgan, ters, vicdansız, sevgisiz insanlar oluyor. İsa Aleyhisselam'a düşman olanlar. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Gözümün önünde yetiştirilmenden kastı Cenab-ı Allah, her hareketiniz, her şey, Mehdi'nin her hareketi, İsa Aleyhisselam'ın her hareketi benim gözümün önündedir. Rahat edin, tedirgin olmayın. Yani Mehdi acaba başarılı olabilir mi? İsa acaba başarılı olabilir mi demeyin. Benim gözümün önünde diyor Cenab-ı Allah. Ben takip ediyorum diyor evet. Cenab-ı Allah. Ben yaratıyorum, bana güvenin diyor. Siz de güvenin, o da güvensin, hepiniz güvenin. O anlamdadır. Sana bir sevgi yönelttim. Sevilecek insan oluyorlar. İsa Mesih'te, Mehdi'de. Küfrün nefret ettiği, müminleri sevdiği. Müminler de kalplerinde tarif edemedikleri şiddetli bir sevgi oluyor. Maşallah. Mehdi'ye karşı, İsa Mesih'e karşı. Tanımasalar dahi seviyorlar. Maşallah. Deccellere karşı da tabii bir nefret oluyor müminde. Mesela adamı görüyor, mümin elektrikleniyor. Evet. Nefret ediyor. Daha bilmiyor, vasfını bilmiyor ama bakar bakmaz nefret ediyor. Allah ilham ediyor ona. Mehdi de ilham eder insanlara. İnsanlar hisseder Mehdi'yi ama adını koyamaz. Deccali de hisseder, adını koyamaz. Doğal bir içinde bir iticilik hisseder evet. Mümin. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'a da Mehdi'ye de ilgi göstertecek, alaka göstertecek, yardımcı olacak. Her türlü işinde ona destek olacak. Adeta onları çocuk gibi, bakar gibi yetiştiren, onlara destek olan, çocuğuna şefkat gösterir gibi seven insanlar olacak etrafında. İnşallah. Ona işaret. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki epey bir vakte kadar Mehdi'nin annesi de bir sağlık olacak, sağ olacak. Epey bir vakte kadar. Ona işaret var. Gözü aydın olsun, üzülmesin. Demek ki annesinden ayrılacak. Bir ayrılık var burada çünkü. Evet. Ayrılma, sonra da yeniden birleşme var. Demek ki Mehdi ailesinin yanından ayrılacak. Hadiste var zaten. Mehdi diyor ailesinden ayrılır. Evet. Annesinden ayrılır, sonra yeniden birleşeceği. Evet. Kavuşacaklar anlaşıyor. Gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki üzülmeye açık bir anne bu anne. Ve sevinmeye de açık bir anne. Üzülmeye açık mı? Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Demek ki İsa Mesih de, Mehdi de esaslı bir denemeden geçirilecek. Esaslı bir deneme. Belki canlarına kastedilecek. Belki hapsedilmeye kalkacaklar. Hapsetmeye kalkacaklar o mübarek insanları. Çünkü burada ölümden bahsedilmesi demek ki onları da öldürmeye çalışacaklar. İsa Mesih'i de, Mehdi'yi de şehit etmeye çalışacaklar. Ona işaret var. Esaslı bir denemeden geçirip deneyeceğini anlıyoruz Cenab-ı Allah. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Demek ki Mehdi halk arasında olacak. Yıllarca. Ama halk onu tanımayacak. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Demek ki bir şehirden bir şehre gelecek. Evet. Hadislerde de bunu görüyoruz.
bir şehirden bir şehre geliyor Mehdi. Burada da bir ayette sen bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor. Kaderi öyle. Yani rastlantı sonucu olmadı bu diyor Cenab-ı Allah. Kaderle geliyorsun diyor. Seni kendim için seçtim diyor Cenab-ı Allah. ...41. ayette seni kendim için seçtim. Demek ki olgunluk çağı olan 41 yaşında asıl mehdilik halleri üzerinde belirmeye başlıyor. Evet, inşallah. Mehdilik feyizleri, mehdilik derinliği üzerine gelmeye başlıyor hikmet yönü.